Zita mı dedi? Ne iş yaparsın? Dedi manavlık. İşler nasıl? Dedi rezillik. Yanarım yanarım. Boşa yanarım. Verseler sevdiğimi. Zaten eşime iki şarkı yaptım. 20 yıllık periyotlarla bunu yapıyorum. Gözleri fettan güzel, derde der katan güzel. O yaz kanır mez hanım, çık eyvana geç hanım. Aziz misafir gelmiş, şeker şermez. Thank you.
gözlerim dost oldu hayalinle. Kalbimden derin izlerim var. Sevgimi gel süsle gülüşünle. Gönlümden derin gizlerin var. Aklımda sen, fikrimde sen. Sevgimi nasıl söylesem? Sen benim tek tutkum, son umudumsun. Beni kahreden o gözlerin var. Sevdan hep çileli serindedir. Yerin kalbimde çok derindedir. Sevdan hep çileli serimdedir. Yerin kalbimde çok derindedir. Ne olur naz edip üzme beni. Nerede olsan gönlüm seninledir. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen, ne olurdu. Gönlüme bir girsen, sevgimi bir bilsen, hasreti bir silsen, ne olurdu. Kıyamet mi kopar? Bizde bir laf var, az veren candan, çok veren maldan derler oğlum. Mustafa abim hoş geldin, sağ sefalar ol, hoş getirdin. Hoş bulduk güzel seninle kardeşim. Seninle hakikaten şöyle Allah karşılıklı oturmak, bırak müzik yapmayı, sohbet etmek için bizim için sağ büyük olasın. Şeref, sağ büyük güzel kardeşim. Bütün müzisyenler için. Duydum. Sağ olasın. Hani derler ben ya, çoktan başımızda da, taşımamız gereken Allah çok razı olsun. Önemli bir üstadsın. Çoktan da görüşmedik, memnun oldum. Bu pandomimden dolayı, ben pandomim diyorum. Bu pandomimizi böyle yaptın yani. Abi hoş geldin, sefa hoş bulduk. Hoş da bulduk. Bütün müzisyen arkadaşlarımla biz de biraz heyecanlıyız. Allah yani razı bir olsun. Bir ustayla sağ böyle bir program çıkartmak. Çok teşekkür ederim. Terlemeye başladık İsmet. Gençler maşallah. Bir de abi, tabii daimi genç kalanlar var. Maşallah, maşallah. Sağ olasın. Mustafa abi demin yaptığın şarkıyı kaç senesinde besteledin? Yaklaşık 20 yıl kadar oldu. Sözler de senin mi? Efendim evet, sözler söz de müzik benim. Söz müzik bana ait. Ama o kadar bilirsin. Eski şarkılarda çok müthiş bir beste ve güfte uyuşumu vardır. Eski evet. Şarkılara baktığımızda. Prozodik olarak da. Yani ağlayan bir güftenin altında gülen bir gülen müzik bir olmaz. Olmaz ve onun tersi olmaz. Hep bir uyum içerisindedir ki öyle olması gerekli. Maalesef yeni kuşak kardeşlerimiz sağ olsunlar. Tabii beste nasıl yapılırdan pek haberleri olmadığı için. İşte bir söz bir yerden kendi bir müzik yapmış boşuna. Oradan biri söz getiriyor diyor bunu buraya uyduralım. Uymuyor tabii. Uymuyor. İşte uzun bir hece kısa bir notun altına geliyor. Maviler mavi oluyor. Evet, falan şey, filan bozuluyor. Değişik şeyler oluyor maalesef. Burada da işte Allah denk getirdi herhalde. Ben pek öyle güzel şeyler yapamam ama. Sen nasıl, yapma abi ya. Şimdi seni şarkılardan çalacağız. Müthiş bir beste ve güfte uyuşumu var. İyi bir yani usulü iyi seçmişim. Semaidir. Akış güzel yani. Makam güzel. Sözler de herkese uyuyor. Her başa göre şapka diyor ya. Yani, hani 7'den 77'ye herkese uyan bir şarkı. Hakikaten öyle. Çünkü kaç sene oldu abi bu şarkı? İşte 20 yıl kadar oluyor. Bunu eşim ben galiba 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmış olduğum bir şarkıydı. Buradan ilgimize de selam yolluyorum. Eyvallah. Zaten eşime iki şarkı yaptım. 20 yıllık periyotlarla bunu yapıyorum. Bir evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı, bir kürizasyon şarkım var. Onu evlendiğimiz gece yaptım. Başka bir haltım yoktu işte. O bir şarkı yaptık, yuttu ama geldi. Bir şarkıya kandırdım onu. Ya. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık dedim. Oo. İşi bağladık ya falan. İşte o gazından bir 20 yıl geçti sonra bu şarkıyı yaptım. Şimdi yeni bir şarkı yapmak üzereyim. 20 geliyor mu ikinci? Aslında ben 42... Aslında bu sene çıkması lazım daha o zaman. 42 sene oldu bu. Ha. 41. sene, geçen sene yapacaktım. Kaçırdım. Neydi Bandomim şarkının oldu? Adı? 41 kere maşallah diye şarkı. Çok güzel bir şarkı yapacaktım. İlla 41 kere olması gerekiyor. 42 kere maşallah. 42 kere maşallah olsun. Tabii tabii. Bu arada abi senin yazdığın şarkılar, bestelediğin işte şarkıları evet. Bir kenara koyalım. Hepsi böyle çok klasikleşmiş. Hatta bazen başka sanatçılar da söylediğinde sanıyoruz ki yani 40'larda yapılmış bir şarkı şeyi veriyor. Eyvallah. Bu duyguyu da yaşatıyor. Ama bunun yanında
yine senin seslendirdiğin, can kattığın diyelim. Hı hı. O kadar seninle bütünleşmiş şarkı çok, var eyvallah, ki. Eyvallah, eyvallah. Mesela işte benim aklıma hep o Haydaba Abbas deyince hı hı. mutlaka sen geliyorsun. Bunun hikayesi nedir abi? Şimdi aslında hikayesi Cahit Sıtkı'nın Emir Erin'e yazdığı bir şiirdir bu. Şimdi küçük böyle yazdığı bir şiirdir. Onu anlatırken. Yumuşak yumuşak. Rahmetli'nin sevgilisine yazdığı Emir Erin'le arasında bir olaydır bu. Emir Erin'e der, al getir ilk sevgilini Beşiktaş'tan diye, hazırla filan diye. Bu muhteviyatı odur yani. Ama tabii ben bunu sahnede bizim hani şov olarak masaya uygun bir hale getiriyorum. Yani farklı anlatıyorum da buradan da biline. İşin aslını da biliyorum hikayenin. Yani bilmiyor diyeyim diyorsun. Benim anlattığım gibi olmadı. Söylediğim gibi Emir Erin'e ile aralarında geçen bir konuyla ilgilidir şeyi. Bakarlarsa belki internette de görürler. Ama ben onu hani gazinoda anlatırken hani askerlikte araziye uymak diye bir kaydı vardır ya. araziye uysun diye ben onu farklı anlatıyorum. Diyorum ki işte efendim merhum şair Cahit Sıtkı Tarancı bizim gibi akşamcı olduğundan halen Beşiktaş'ta bir meyhane var. Oranın müdavimiymiş. Lakin zaman içerisinde tabii alkolün oranı artınca başlıyor ikindilerde gitmeye. Bir süresi alkol biraz da artınca bu defa öğlen vakti gidiyor. Öğlen vakti gidince meyhane kapalı ya. Meyhaneci diyor ya dedi git Allah aşkına kardeş. Güneş tepede bu saatte rakım olur ya. Akşam olsun öyle gel. E tamam da şimdi adam alışmış tabii akşamcı. Siz gençler bilmezsiniz. Bir eski bir atasözü var. Bu şey alışan bu alışan sırtta gömlek durmaz diye bir atasözü vardır. O adam da tabii onu şey yapınca alıyor başlıyor. Aynı meyhaneye yine bir akşamüstü öğlen vakti geliyor. Aynı masaya oturuyor ve o zaman böyle diyor işte. Haydi Abbas. Vakit tamam. Şunu okursana abi. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Kur bakalım çekilgeç soframızı. Dinsin artık bu gönül ağrısı. Aya haber sal. Çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönül. Ne serden geçilir. Ne yardan. Korkuyorum gecelerden. Bel bağladım tepelerden. Gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgilimi Beşiktaş'ta. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Geçmiş olsun. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Aya haber sal çıksın bu gece. Görünsün şöyle. Oh.
vakit tamam. Akşam yordun işe oldu akşam. Ayda pas vakit tamam. Akşam. Serden geçilir ne yardan ne yardan ne serden geçilir ne yardan ne bel bağ. Gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git böyle ferman etti Cahit. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan yaşamak istiyorum. Gençliğimi yeni baştan al getir ilk sevgilimi. Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan yaşamak istiyorum. Gençliğim yeni başta. Ayda bas vakit tamam. Akşam diyordun işte o akşam. Ayda bas vakit. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Aylamaz. Bizi izleyen herkese alkışlıyordur abi. Bakma bizim böyle seyirciliği çekemediğimiz ben için. Ben katlıyorum bunu milyona tabii. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ olasın. Hakikaten. Ağzına, ruhuna sağlık. İyi şarkı yapmışım ya. Abi tabii iyi fabrikadan kötü mal çıkmaz babacığım. Gönlüne sağlık. Sağ olasın, sağ olasın. Bu arada sen bu şarkıyla ilgili biraz önce de fotoğrafını gösterdim bana. Süleyman Seba'yı ya, yad ediyorsun. Onun bir özel anısı var mı yoksa içinde Beşiktaş geçtiği için mi yok, yapıyorsun? Yok o Beşiktaş geçtiği için aslında rahmetlinin şarkısı şey... Eski dostlar. Unutulmuş bir o. Hadi söyleyelim hadi. Unutul. Ram bam bam bam.
unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir adım. Eski dostlar, eski dostlar. Bir defa da buyurun. Unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi. Uçup giden kuşlar gibi. Yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi. Uçup giden kuşlar gibi. Yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerle bilinmez ki nasıl nerede. Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski. Unutulmuş isimlerde bilinmez ki nasıl nerede. Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi. Uçup giden kuşlar gibi. Yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Hakikaten Allah gani gani rahmet eylesin. Gani gani rahmet etsin. Son yaş gününü benim gazinoda yapmıştı. Allah. Evet. Aşağı yukarı 16-17 sene oluyor. Onu diyorum işte programda önce de serdiğim fotoğraf. Gösterince sana resmi. Hatta hanım ona bir de mendil hediye etmişti rahmetliye. Ara sıra haber gönderiyordu. Mustafa Selen benim şarkıyı söylesin televizyonda falan. Hasta yatağından. Bize elimizin geldiği. Çok özel herkesin bir başkanı. Beşiktaş büyük demeyelim. Bir başkandı, herkesin evet. Başkanı. Yani eyvallah. Herkes farklı takımdan. Örneği yok. İşte gelmiş geçmiş. Belki de gelecekte de öyle bir başkan olmayacak yani. Allah futbola da bu şeyi versin. İnşallah. O çizgiden nefaseti işte neyse. Ver ya, o zaman. O rezalet değil, nefaseti versin. Rezillik. Şimdi bu İzmir'de bir şey. Göçmen kardeşimiz İzmir'de oturuyor. Bir arkadaşına rastlamış. Bu yeni bir şey mi abi? Eski bir şey. Arkadaşına rastlıyor. İşte Hüsmen olur ya genelde. Vay dedi Hüsmenciğim ne haber? İyiyiz be ya dedi. Ne olsun dedi. İzmir'den Zeytinlik semti var. Ne yapayım? Nerede oturursun dedi. Zeytinlik dedi. Zeytinlik. Zeytinlik. Ne iş yaparsın? Dedi manavlık. İşler nasıl dedi rezillik. Şimdi kalksın bu rezillik de bu nefaset gelsin ortaya. İnşallah gelsin. Abi ben bu arada şeye çok takılıyorum. Takılıyorum derken yani iyi anlamda. Hı-hı. Hikayesi olan şarkılar, türküler. Hı-hı. Onun için sana da anlattırıyorum. Çünkü eyvallah. Bana göre sen hakikaten filmi çekilmesi gereken, hayatı yazılması gereken, seni çok konuşturmak lazım Mustafa abi. Yani iyi olur. İnanılmaz yani, bir ansiklopedisin. Benimle birlikte gidecek senin bu anılar. Allah gecinden versin, başımızdan eksik etmesin. Senin çalışmadığın az solist yok. Neredeyse. Yani çalmadığın yani müzisyen son, olarak da. Tabii hani biliyorsun ben uzun en az 10-15 yıl müzisyen olarak çalıştım. Sonra İzmir Radyosu'na ses sanatçısına girdikten sonra maalesef müzisyenlik ikinci planda kaldı. İşte keman çaldım, tambur çaldım, saz çaldım falan filan. Yaylısı, mızraplısı. Ben tabii şimdi ihtiyaca binaen bu sazları öğrendim.
Yani meraktan değil. Çünkü ne kadar saz öğrenirsem keman lazım diyorlar, kemanla işe gidiyorum. Bağlama lazım diyorlar, bağlamamla gidiyorum. Biraz sonra abi şu perdesiz işini anlatacağım. Dolayısıyla senin açtığın mevzuya geliyorum. Aşağı yukarı son 50 yılın saz gerek ses üstadları hemen hemen hepsiyle musiki yapma şerefine, şansına eriştim o zamanlar. Yani işte ben şimdi aslında yeni gençlere biraz üzülüyorum, şu açıdan üzülüyorum. Yani kenarlarında önünde doğru dürüst solist yok çalıp bir şey öğreneceği. Kenarında kendinden daha fazla iyi bilen bir büyük böyle üstadlar yok bir şeyler öğrensin. Ben soluma bakıyorum Mustafa Kandıralı, sağıma bakıyorum Ercüment Batanay, bu tarafa bakıyorum Kadir Şençalar. Çaldığım kişiye bakıyorum Zeki Müren. Çaldığım kişiye bakıyorum Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Sabit Etur. Yani hatta Münir Nurettin'e bile rahmetliye tambur çalmışlığım var, mızraplı. Kenarda ikinci tambur ama olsun kofteden. Yani en azından abi, onu söylüyorum. O şerefe de eriştik yani. Hakikaten inanılmaz bir şey bu. Yani senin şu böyle hani yanlış anlamda söylemeyeyim. Hem bu backstage dedikleri bir şey var ya, sahne arkası. O magazin bilgileri, bak kitaplar seri ansiklopedi olur. Yaşadıklarını o anılar. İnanılmaz. Yani o anıların kendinde ihtiva ettiği bir arkadaş kalmadı zaten. Abi benim lütfen şunu yaz. Benim arkadaşlarım çoğu zaten adres değişti. Yaşayanlar da darlacıydı. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Ama ne olur buna vakit sağ ayır. Olasın. Buradan bak, şimdi söylüyorum. Bak, ben senden bir istirhamım var. Evet, sen böyle abi, bana bu şeylerde bir yol aç, projeler birlikte bu ahır ömrümde yapalım bunları. Abi bırakalım başımla arkaya. Beraber ya. Başım bizim için şereftir. Ya bak, bu harf tabirleri ne kadar güzel tabirler var. Mesela bizde başım üstüne dendiği zaman çocuklar ne denir? Birine başım üstüne de öbürü başın gözün sağ olsun derler. Öyle değil. Şimdi bana de ki baba başım üstüne de. Baba başım üstüne. Başın güzeller göğsüne. Oh. Gördün mü? Abi, Allah lafın, razı olsun lafın abi. Lafın güzelliğine bak ya. Lafın güzelliğine bak babacığım. Şimdi oradan geldik. Nereden geldik? Ha, şimdi mesela bir türkü çalacağız. Hı hı. Ben bilmiyordum bunu. Bana hikayesini biraz önce ben merak ettim. Ahçık. Ha, Ahçık. Abi bunun Elazığ hikayesi çok ilgimi çekti. Sözler daha çok. Bizim Elazığ'ın en nedir bu? Şey. Yani örnek böyle eserlerinden biridir. Bizim Elazığ'ın türkülerinin şarkı bile denebilir. Neden? Aynen öyle. Çünkü bizim Elazığ'da bağlama yoktur çocuklar. Cümbüş var genelde, değil mi? Biz klasik sazlarla yani halk müziğini icra ederiz. Ettik yıllarca. Yani keman, cümbüş, ut, kanun, klarnet. Dolayısıyla bizim Elazığ'ın musiki yapısında klasik ekol, tavır mevcuttur. Burada kaldı ki mesela Saadettin Kaynağ'ın eserlerini bilirsiniz. Rahmetli askerliğinin... Onu soracaktım. Onun etkisi var mı abi? Onun orada olması. Rahmetli askerliğinin %80'ini Elazığ'da yapıyor. %10-20'sini de Erzurum tarafında. Zaten Saadettin Kaynağ'ın şarkılarına bakın. Bir de Elazığ türkülerine bakın. %100'e yakın koku hep o curcunalar. Ama curcunayı ya o kadar müthiş işlemişler ki. Daha farklı sizdeki curcuna, evet. Çok müthiş işlemişler. Sanki farklı usul çalıyormuşsun gibi. Dolayısıyla orada bizim Elazığ'ın yapısında da klasik. Sonra bizde diğer yörelerdeki gibi hani işte böyle müstezat ayağı bilmem o ayak diye makam karşılıkları. Bizde hep isimleriyle yani Acemaşiran makamı. Bizim Suzi Dil makamı ve şiirler de Fuzuli'den falan divan edebiyatından alınmış şiirlerle çok nadir eserler vardır. Bu yaşanmış da, bir şey galiba. Bu yaşanmış bir olay. Bu Ahçık bildiğim kadarıyla gelin kız, genç kız manasında oluyor. Bir gayrimüslim kızımızla ilgili bu türkü. Bir bizim Müslim bir delikanlımız Elazığ'da bir gayrimüslim kıza aşık olur. Tabii dinler farklı olduğu için. Tabii oğlanın tarafı onu almak istemez niyetinde değildir. Muhaliftir falan filan. Tabii oğlan şimdi işi bağlasın diye kızı Müslüman yapmaya çalışıyor ki iş bağlansın yoksa kuş uçuyor abi. Kuş uçuyor. İşte böyle bir şey. Diyor ki vardım kiliseye baktım haçına. Mail oldum arkadaki saçına. Gel seni kaçıram İslam içine. Serimi sevdaya salan o akşik diye oh böyle bir sözlere şey. Sözlere bak ya. Hakikaten inanılmaz. Onu hadi yapalım mı çocuklar? Okuyalım mı? Evet vallahi çok isterim. Tamam. Ben.
sana şöyle. Ha, bana da söz. Benim tabii şunu da bir itiraf etmem lazım. Benim tabii asıl branşım sanat müziğidir. Bu türküleri fazla okumadığım için hepsi bildiğim şeyler de sözlerini fazla aklımda kalmıyor daimi okuma. Bu arada en üzüldüğüm şey ne biliyor musun Ercan? Abi. Tabii radyodan ayrıldıktan bir 30 yıla yakındır. Abi bildiğim şarkıların belki %50'sini unuttum. Bu kalanlar yüzde bildiklerim, geri kalan %50'si. Çok şarkı bilmekle, çok insanla tanışmakla, çok şey bilmekle ilgili olabilir mi? Niye? Abi? Hayır. İcra etme zemini bulamadım. Ha, yani bu şarkıları hoş, kimse istemiyor, bilen yok falan filan. Ben aralara sokuşturuyorum. Ben yeri gelmiş mesela Huma Kuşu okumuşumdur. Arkasından Bakara Suresi 27. ayet gibi burası boştur bağlanır kim okursa. Değil mi? Ben yeri gelmiştir. Tabii Mustafa Efendi'nden Aksak Semai çıkmaz derinin dilden girerim ona. Ama tabii ben onu öyle bir sunuyorum ki sanki millet öbürünü dinler gibi. Hani sokuşturuyoruz arada yedirtme millete aşı evet, yapmak için. O kulağa vermek lazım abi. Ama işte tabii 30 yıldır okumadığım şarkılar var. Hepsi bildiğim şarkılar. Üzülüyorum ya bu şarkıları unuttum. Sözleri aklımda kalmıyor. Hasılı kelam dedi kırkız kaçtı ve selam. Buyurun arkadaşlar. Adam hanımı ölmüş. 3 gün sonra başka bir hanımla yakalıyorlar. Vay namussuz şerefsiz. Ne yapıyorsun lan? Kardeş dedi ben üzüntüden ne yaptığımı bilir mi? O yaz hanım, mez hanım. Şiheyvana geç hanım.
başına vardım. Kiliseye baktım haçına. Gönlümü bağladım sırma saçına. Seni kaçıram İslam işine, gel seni götürem İslam işine. Serimi sevdaya salan o ahçı. Ne açıkmış ya, bana ya. Müthiş bir şey ama yani. Güzel Türk ya. Böyle türkü yakılır mı? Aşka bak müthiş arkadaş abi. Ya. Kiliseden yapana değil yaptırana alamca, bakacaksın. Aynen öyle. Bir de akışıkı da görmek lazım tabii. Ya kuş da güzel. Hani uçmasın diye dedim ya. İşi bağlayınca artık bağladı mı bağlamadı bilemiyoruz hocam. Onunla ilgili bilgi ben, yok değil mi? Ben, yok ben de miyim? Nereden bileyim ya? Adam şey hanımı ölmüş. Üç gün sonra beş başka bir hanımla yakalıyorlar. Vay namussuz şerefsiz. Ne yapıyorsun lan? Kardeş dedi ben üzüntüden ne yaptığımı bilir mi? Çok üzüldüm. Ulan böyle üzüntü mü olur oğlum? Dedi ben üzüntüden ne yaptığımı bilir mi kardeş? Abi bizim programın ismini beğendin mi? Ha sen? Çok akustik. Güzel. İşte böyle babacığım. Tamam. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Gelen konuklara yaklaşık 120 metronomda 3 kere üst üste çok akustik, çok akustik, çok akustik dedirtiyoruz abi. Oğlum bu tekerleme gibi oldu ya. İşte yani hani çok şükür, çok şükür, çok şükür gibi. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Çok akustik. Ulan kuşağı olmasın arada. Evet. Tamam. Söyleyeyim abi. Abi söylemen lazım. Dur bakayım. 3 kere yeter mi? Allah ne verdi sen? Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Yeter babacığım. Yeter abi. Oldu lastik. Bir dakika kapalı mıydı ses ya? Olsun şeytan yakadar almıştır. Ha, almıştır tamam. Yakadar almıştır. Allah sana ömür versin. Allah razı olsun. Abi yine geldik senin. Ya çok... bizim o Elazığlılar bir filmdir ha. Bu Karadenizler gibi aynen. Sen kendi zaten dışında Karadeniz, tutup mu söylüyorsun? Zaten Karadenizli yani Laz Elazığlı'nın deniz görmüş tipi oluyor yani model olarak. Biri karasal iklimde biri şey. Şimdi bu Elazığ'da hanımın biri gitmiş marangoza yiyelim. Diyor ki kardeş diyor bizim yatak odasındaki gardıroptan gacır gucur ses geliyor. Şimdi marangoz gelmiş bakmış civatasına odasına dedi bacı ses yok. Dedi ne kadar sen bilirsin ben bilirim bu dolaptan ses geliyor. Dedi bacı nereden bilirsin? Dedi bu otobüs durağının kenarında ya diyor bizim ev. Bu otobüs geçtiğinde bu bizim dolap değil ki gacır gucur. Dedi bacı ben girem dolabın içine. Kapıyı da kapadam. Ambile bir otobüs şimdi geçer bakam ki nereden geldi. Tam girmiş dolabın içine. Kocası eve geliyor mu? Elbisemi ne değiştirecek? Aga, tak dolap. Bum! Ne arıyorsun lan dedi burada. Dedi kardeş ben şimdi desem burada otobüs bekliyim inanma. Kim inanır lan? Aa çok güzelmiş ya.
Fettah ne güzel. Gözleri Fettah ne güzel. Der der Gatah ne güzel. Elinden nere gidim. Bize şer satan güzel. Şer satan güzel. Sensiz nece olur halim, sensin gönlüm neşvesi. Gözleri Fettah güzel. Sensiz nece olur halim, sensin gönlüm neşvesi. Gözleri Fettah güzel. Gözleri Fettah güzel, derde der katan güzel. Elinden nere gidim, bize şer satan güzel. Göz Fettah. Satan güzel. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Ratatatatatata. Senin için bu canımdan dünyadan geçtim. Gönlümün sarayına yar diye seçtim. Senin için bu canımdan dünyadan geçtim. Gönlümün sarayına yar diye seçtim. Diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Yar diline diline sarılaydım beline. Koy kelepçe vursunlar ayağıma elime. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Ortaya bir sıcak olsun dedim abi. Hakan'cığım şu perdesizi bir alsam diyorum. Evet. Perdesiz de mi var orada? Var var, saklıyor abi, senden saklıyor. Eyvallah. Benim perdesiz hikayem var. Şimdi şimdi onu hakikaten dinlemek istiyorum zaten. Sen mesela Hakan bizim Erkan abinin öğrencisi. Erkan öyle abi. Mi? Eyvallah. Peki Erkan. Hakan sen biliyor muydun? Türkiye'de ilk perdesizi yapıp çalan Mustafa Keser'dir. Haberim yok. Nerede? Sen o zaman hiçbir yerde yoktun zaten. Hasan abi anlatsana onu. Yani şimdi şöyle, işte ben müzisyenin olduğum yıllarda bir gün, tabii biz günde her gün 3 solist, 4 solist falan çalıyoruz. Malumunuz bağlamacı arkadaşlar işte solist iki okudu akor çek, fes okudu akor dindir. Transpoza yok, Najanova. Şey yani ondan sonra. Tabii ben, mesela Türkiye'de benim kadar transpoza bağlamada yani kimse çalamaz. Niye?
Yani ben Allah'ın özel imanatı değilim. Yani ben çok çaldığım için melekem kesbettik yani transpoze olarak. Çünkü biri İsfa'dan okur, biri Doğu'dan okur, biri Mi'den. Biz nereye parmağını koy oradan çalıyoruz mecburen. Tabii şimdi şeyde bağlamada daha doğrusu buzuki ben elektro tambur gibi yani çalıyorum sazı da. Şimdi perde yok. Hemen perde bağlıyorum. Nereden denk gelirse hani oradan buradan. Perde. Aga oldu 100 tane perde. Bağlamanın üstü perdeden geçilmiyor. En son Allah rahmet eylesin Nigar Ulu Erer. Az solist. Çalışıyoruz. Ya geldi. Ne oktu biliyor musun? Hayatımızda duymamışız ve hiç kimseye de çalmamışız. Doğudan Hüzzam dedi. Ulan Doğudan Hüzzam nasıl olur? Batı'da sol bekar. Sol yani. Ulan hadi Dodiyez olsa neyse. Hani Mi'den Hicaz gelir. O güzel. Do. Herkes birbirine bakıyor. Ondan sonra bakıyorum. Perde yok. Do'dan Hüzzam'a denk gelecek perde yok. Baktım Güner hocam şey yokluyor. Dodiyez yokluyor. Hocam dedim askacı dedi Dodiyez. As dedi Dodiyez işte. Kandıracak. Do. Hoca gacı dedim do dedi. Tamam do işte dedi. Yani do diyez yok do diye. Tamam dedik. Çaldık. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar sesini tanıyan bir az solise denk geldim. Daha zemine girdi ya. İşte hangi yüzden şarkıysa bilmiyorum işte. Hatırlamıyorum. Girer girmez pat kesti. Do'dan çalın demedim mi de size? Aba o. Aa. Öyle mi? Garson bakar, benim perdesiz doğuşu icat böyle oldu böyle yani. Böyle olmuş yani. Garson, baba buyur dedi. Keskin bir bıçak bana dedim oradan. Onlar konuşurken, doğuyu bulmaya çalışırken tak geldi abi bıçak. Cırr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 
Nereden istiyorsan. Kuş gibi
Oysa ben hep onu sevdim. Bazen gülse bazen ağlar. Oysa ben hep onu sevdim. Bazen gülse istedim, vermediniz yalan, yalan, yalan. Avni Anıl ustamıza da yani nasıl bir şarkı yazmış. Allah rahmet eylesin. Allah çok rahmet büyük eylesin. Eserleri var. Acizane Fakir'in birçok eserinin de notasını yazmışlığımız da var. Abi ben bir de şeyi merak ediyorum ya. Hiçbir reklam filminde falan oynadın mı ya da böyle bir şey yaptın mı bir reklamla ilgili? Bu bir şeydi ya. Ne o? Bir banka reklamında oynamıştım falan. Ben mesela senin şu Alo işinden, abicim diyorum bu telekomünikasyonun çok geliştiği teknoloji devrimindeyiz. Bir sürü telefonlar çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ya senin benim, lafın var ya. Bu benim bütün o kadar Alo ne söyleyeyim abime? Yıllardır kafama kurcalamışımdır. Yani böyle tilt olurum, hasta olmuşumdur. Niye? Ya bu şimdi kime? Bu Türkiye'de 7'den 77'den. Alo desen kim gelir aklına? Mustafa Keser. Ya bu operatörler nedir işte çeşitli yani. Evet hepsi var. Onlar ya bu bunların hiçbirinin aklına gelmez yani. Bu Alo dediğim bu adam gelir aklına. Bunun bir reklam. Hani anladın mı? Hicaz diyorsun. Yani gidiyorum telefonla hiç alakası olmayan adamlara bu telefonlarını, reklamlarını yaptırıyorlar. Babacığım işte bu evet durumda abi, edenler. Reklamcı yani, arkadaşlara. Nasıl? Buradan, ben reklamcılık yapıyor olsam şu anda evet. Falan direkt bunu yapardım yani. Öyle bir. İşte neyse buradan kulağına kar suyu kaçıralım arkadaşlarım. Kaçırdık kaçırdık abi. Ben de komisyonumu alayım. Bir şey olursa bize sakal atarsam. Şeyin... Şimdi çok bir Erzurum fıkrası var. Hayatımda hiçbir fıkrada bu kadar zeki bir cevap görmedim. Şöyle ki, şimdi Erzurum'da adamın biri aga gidiyor, Erzurumlu dadaş kardeşim, gidiyor meyhanede içiyor, körkütük sarhoş. Bir de o halde gidiyor şeye, camiye, Allah'a ekber namazını da kılıyor. Namazdan sonra elini açmış dua ediyor. İşte bir sürü şeyler istiyor, en sonunda ya Rabbi dedi bana cennetini ver. Oradan imam gelip namussuz dedi. İçmişsen sarhoş. Gelmişsen bir de cennet istirsen. Sana ne oğlum dedi. Senden mi istirem? Abi şu cevabını dedi. Şu güzelliğe çok bak iyi ya. Abi malın sahibinden istiyor. Sana ne oğlum dedi. Senden mi istirem? Çok iyi ya. Çok zeki bir cevap değil mi çocuklar? Abi şu Türk müziğine devam edelim mi? Edelim. Aynı kaldığımız yerden. Benden aşağı ne var?
gönlüm hala yaralı. Gönlüm hala yaralı. Bilmem yüzün güldü mü? Oh.
yanarım yanarım. Boşa yanar. Verseler sevdiğim aman güler oynar. Bir daha buyurun. Yanarım yanarım. Ah boşa yanarım. Verseler sevdiğim. Çok güzel. Ağzına sağlık abi ya. Aksiyon böyle bir şey ya. Aman bak ya. Abi ağzına gönlüne sağlık. Sağ olasın. Evet. Yani bir önceki şarkıda başka yerlere gittik. Bir sonraki şarkı. Müthişsin. Senin sahnen de. Abi bak aklıma geldi sahne demişken. 70'li yıllarda hani vardı böyle 70'lerin ortalarında müzikol denilen bir. Tabii. Acayip bir yaygın bir şey. Vardı. Benim annemler, annemle babam da böyle gazinolara işte evet. Şeylere gidince çocukken biz de götürmüşlükleri vardır belki. Hani görmüşüz. Başka bir fason olmaz bitti, olmaz. Yok oldu. Maalesef. Bir tek Beylerbeyi'nde Mustafa Kesel müzikol. Fakirin yeri kaldı. Eski yani, adabı devam ettiren yani. Orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Yer bulamıyorduk. Evet. Yani. Abi malı iyi abi dört fazla. Hakikaten 3-4 hafta önceden rezervasyon yaptıracaksın. Yani biz. Düşün yiyen kontenjanından gireceğiz, giremiyoruz. Bu söylediğin yani. Konuda şuna bağlayayım iki cümle söylüyorum. Hani gençler Türk müziğini sevmiyor, memiyor diyorlar ya. Yani, gelip görüyordunuz işte Türk müziğini aynen. Sevmiyorsa ben 30 sene oradan niye full çaktım? Üstüne üstlük bir de insanlar gelip para ödüyorlar. Hayır, şimdi şey... televizyonda o yeni gençler falan bakıyor işte gittim falan yerde 20 bin kişiye konser verdim. 30 bin ulan kerata bunlar belediye konseri bedava zaten. Yani fakir gibi gel bir gazinoda. Her akşam program yap, bir de üstüne 300-500'e füküs menü, ya füküs menü ödesin. Nerede göreyim senin sanatçılığı? Şimdi Göktürk'te devam ediyor Mustafa Oraya Keser sahnesi var. Oraya götürdüm babacığım, kapımın önünde. Evin tamam. Önünde. Sahneden tamam, iniyorum aga, 3 dakika sonra evdeyim. Duşta. Kaymak. Kaymak.
de bu taramalar, bu yozgat abi, sürmeleri. Çok güzel, çok güzel. İnanılmaz müthiş, yorumluyorsun. Müthiş, farkındaysan, bak bu yayını izleyince beni de gösterirse kamera. Evet. Bak ağzım açık. Allah selamet versin, Allah şifa versin. Allah şifa versin diyorsun. Allah razı olsun abi. Güzel parçalar ya. Ya çok insan, güzel. Yani bunu nasıl, insan olan insan bunu hisseder ya. Ya tabii. Şu benzetmelere, teşbihlere baksana. Şeyi... Ah, ve ya, müzikle o sözün uyumuna bak yani. Gaşın diyor, şeymelenmiş kirpik üstüne. Kirpik üstüne. Yani eğilmiş diyor. Havada bulutun, bulut böyle düşer ya. Evet. Bulutun ağdığı gibi. Çiğ düşmüş de diyor, gül sineler ıslanmış. O tomurcuk ter tanelerini çimenlere yağan. Ya, çim, o, çiğ. Çiğ gibi o damlacıkları. Hani ne derler, şebnem falan meselesi. Ha. Şu güzelliğe baksana abi. Evet gençler buyurun bir ne yapalım, nereden yapalım? Uygun bir yerden yapın, sol yapın. Batı, do evladım. Şöyle bir tar işi bir mevzu yapabilir misin? Böyle uşak. Tatyan ağzıyla uşak. Gibi. Perşembe günü de çeşme başında gözüm bir ala göz hanıma düştü. Kaşın oynattı gözüyle güldü. Gülen de kadası canıma düştü. Hey 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 hey. El eskeren her derdiden havlıyam. Hanım sen dertli sen ben yaralıyam. Dedi nişanlıyam, özgem alıyam, kırıldı kol kanadım, yanıma düştü yey. Hey, 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 hey. Söylerim ozan kimi, kalkaylar kazan kimi, eline elim ne olsa gezerem. Aziz misafir gelmiş, şeker şerbet edin. Ah, aziz misafir gelmiş, şeker şerbet edin. Saçını yana devirme, ah yazman ucu çevirme. Saçını yana devirme, ben senin hayranım. Üzüm benden çevirme, ben senin hayranım.
sever. O ez hanım, ez hanım. Şi heyvana gez hanım. Aziz misafir gelmiş. Şeker şermet ez hanım. Ah, aziz misafir gelmiş. Şeker şerbet ez hanım. Ah, o ez hanım. Şih eyvana gez hanım. Aziz misafir gelmiş. Şeker şerbet ez hanım. Müthiş abi, can katmışsın. Vallahi canına sağlık. Allah razı olsun. Hakan, bir Hicaz alalım mı? Sende can bulmuş şarkılardan biri abi. Karakolda yine var. Thank you.
seni vuramadım eseri. Bir babanın gönlünü yapamadın serseri, yapamadın serseri. Bir babanın gönlünü yapamadın serseri, yapamadın serseri. Aman günahli canım günahli, oyna bana günahli, çal bana günahli. Aman 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 günahli canım. Çal bana güneli. Saçları pırıl pırıl parlıyor, pırıl pırıl parlıyor. Gülalimi görenler için için ağlıyor, için için ağlıyor. Gülalimi görenler için için ağlıyor, için için ağlıyor. Aman Gülali canım Gülali, oyna bana Gülali, çal bana Gülali. Aman 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 Gülali canım Gülali, oyna bana Gülali, çal. Abim, sefalar verdin. Estağfurullah. Sefa şeref duydum. Verdin. Sefa duydum. Senin gibi bir ustamızla. Allah razı olsun. Hakikaten yani sabaha kadar söylesek, çalsak, sohbet etsek. Ben uzun yıllar feyiz alsak. Gerçi telefondan konuşuyoruz dediniz, evet. Ama epey oldu uzun yıllar görüşmedik. Özellikle ben sana teşekkür ediyorum. Burada ne güzel bu genç kardeşlerimizle de birlikte olduk. Çok akustik bir gece oldu abi sayende. Onu bilmiyorum. Karşıdan bakanlar nasıl görecek bilemiyorum ama. Müslüman arkadaşlarıma da iyi yaptınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Elinize sağlık. Çekim ekibi, kameraman arkadaşlarımıza herkese da teşekkür ediyoruz. Yüce Allah'tan niyazımız odur ki canımıza bize bal vermesin. Ki inşallah ileride yine mutlu böyle bir ortamda bir yerlerde tekrar buluşuruz inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm abi.